Merhabalar. Geçen videoda Barnabas İncil'in yazılışından ve o dönemde meydana gelen gelişmelerden bahsetmiştik. Bu videomuzda biraz daha yakın tarihe geliyoruz. Geçen videoda Barnabas İncil nasıl yazıldı, şimdiye kadar nasıl geldi ya da Barnabas İncil ile ilgili o dönemdeki hikayelerden bahsetmiştik. Şimdi biraz yakın tarihe geliyoruz. Biraz daha yakın tarih, ne kadar yakın? 1996'lara geliyoruz. 1996 yılında şöyle bir olay yaşanıyor. Abdullah Çatlı diye bir vatandaş var. Tuğgeneral Veli Küçük diye birisi var. Tuğgeneral Veli Küçük Abdullah Çatlı'ya diyor ki git Kıbrıs'ta Barnabas İncil'i var, Barnabas'ın mezarı var, oradaki kitabı getir diyor. Ve Abdullah Çatlı gidiyor, kitabı getiriyor. Olay bu. Bununla ilgili iki tane rivayet var. Nasıl getirdiğine dair. Bunlardan bir tanesi Çatlı bizzat kendisi gidiyor, kitabı alıyor ve getiriyor. İkincisi de uluslararası güçler dediğimiz bir grup bu kitabı Barnabas'ın mezarından çalmak üzereyken Abdullah Çatlı gidiyor. Onların elinden tam bir polisiye böyle araba, silah, kovalamaca sonucunda yaşanan sahnelerle kitabı onlardan alıyor, Türkiye'ye getiriyor. Yani özeti şu, 1996 yılında Barnabas'ın Kıbrıs'taki mezarındaki İncil'lerden bir tanesi Türkiye'ye getirildi. Olay bu. Şimdi burada biraz önce ismi geçen kişilerden çok kısa bahsetmek istiyorum. Abdullah Çatlı kim? 1980 öncesinde Ülkücü Hareket'in liderlerinden, Asala dediğimiz terör örgütünün bitirilmesi konusunda MİT ile birlikte çalışan arkadaşlardan bir tanesi. Veli Küçük kim? Devletin derin kısmında çok derin bir etkisi olan bir paşamız, emekli bir paşamız. O da Veli Küçük ismini duymuş olabilirsiniz. Şimdi kitaba gelelim. Abdullah Çatlı gitti Kıbrıs'tan kitabı getirdi. Ne oldu bu kitap? Özel Harp Dairesi dediğimiz yine devletin derin koridorlarını oluşturan bir yapı bu ÖHD Özel Harp Dairesi. Onun kontrolünde bir yerlerde güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini biliyoruz ya da öyle anlatıldı. Şimdi Abdullah Çatlı'ya dönelim tekrar. Abdullah Çatlı Kıbrıs'tan kitabı getiriyor. Getirdikten 6 ay sonra 3 Kasım 1996 yılında şaibeli bir trafik kazası sonucunda ölüyor. Susurluk kazası dediğimiz efsane bir olaydır. Türk tarihinde yakın tarihte önemli bir gelişmedir. Abdullah Çatlı kitabı getirdi 6 ay sonra öldü. Bunu geçtik. Onu gönderen Paşa Veli Küçük Abdullah Çatlı'nın da trafik kazasında ölmesiyle ilgili şöyle bir cümlesi var. O araç hiçbir şekilde İstanbul'a ulaşmayacaktı diyor. İzin vermeyeceklerdi diyor birileri. Bu da ilginç bir olay. Sonra Abdullah Çatlı Kıbrıs'a gitti. İşte mezardan kitabı getirdi falan. Bu gizli olarak yapılan bir şey. Yani açıktan devletin görevlendirdiği bir vatandaşın gidip alması şeklinde değil. Gizlice yapılan bir operasyon. Ama bunu fotoğraflayan bir gazeteci var. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı. Kutlu Adalı da bu olayı fotoğrafladıktan sonra kısa bir süre sonra evinin önünde öldürülüyor. Bu da ilginç. Kazadan sonra bu da ilginç. Yine bununla ilgili Muhsin Yazıcıoğlu, eski siyasetçi, o da öldü biliyorsunuz. O da bu kitabı okuyor. Kitap okuduktan sonra bu kitabın halka anlatılması lazım. Bununla ilgili bir hatta film çekelim falan diyor. Bu cümleyi kurduktan yaklaşık 3 hafta sonra o da helikopter kazasında hayatını kaybediyor. Yani Abdullah Çatlı diyebilirsiniz. Kutlu Adalı gazeteci diyebiliriz. Muhsin Yazıcıoğlu diyebiliriz. Bunlar bir şekilde bu kitaba bulaşıyor, okuyor ve sonra yok oluyorlar. Barnabas İncil ile ilgili devam edelim şimdi. Bu birinci kısımda. Kitabı getirdik. Özel Harp Dairesi'nin gizli bir bölgesinde bu saklanıyor denildi. Şimdi bu kitap Aramice yazılmış. Eski bir dilde, bu dili okuyan çok fazla insan yok. Bilen çok fazla insan yok. O bulunan kitabı okuması için getirilen kişi de Hamza Hocagil diye bir dil uzmanı. Bu vatandaş da bu kitabı tercüme ediyor. Tercüme edildikten sonra kitap kaldırılıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi. Sonra bu vatandaş kitapta okuduklarından şöyle bir bilgiye ulaşıyor. Bu kitabın bir nüshası daha var. Ve bu nüsha Golan'da. Yani şu anda İsrail'in kontrolünde olan bir bölgede Golan Tepe. Belki haberlerden falan hatırlarsınız ismi. Orada olduğuna dair bir bilgi okuyor ve sonra bu kitabı ulaşmaya çalışıyor. Nasıl yapıyor bunu? Eski İsrail başbakanlarının Isaac Rabin'in torunu Victoria Rabin'e ulaşıyor ve böyle bir kitaptan bahsediyor. Yardım ederseniz bunu bulalım, çıkartalım deniyor. Ve bunun kontrolünde, bunların kontrolünde Golan'da bir kazı yapılıyor. Bu kazı sonucunda da Barnabas'ın bir kitabına ulaşıldığı söyleniyor. Peki sonra ne oldu? Yine biraz önceki hikayeyle aynı sonuçlanıyor bu. O kitapta Özel Harp Dairesi'nin korunaklı muhafazalı bir bölgesinde saklanıyor diye biliyoruz. Demek ki aslında şöyle birden fazla rivayet var kitapla ilgili ama bittiği nokta aynı. Özel Harp Dairesi'nde bu kitap saklanıyor. Şu anda bildiğimiz şey bu. Victoria Rabin ile ilgili çok kısa bir bilgi. Victoria Rabin bu kitabı okuyor. Kitabın Barnabas İncil'i olduğuna inanılıyor yine ve ondan sonra Victoria Rabin'in Müslüman olduğu söyleniyor. Ama Müslüman olmasından çok kısa bir süre sonra Victoria Rabin de öldürülüyor. Yani bu kitaba bulaşan bir şekilde ya ölüyor ya da öldürülüyor. Belki de paranoya yapıyoruz ama olanlar bunlar. Şimdi bununla ilgili başka bir olay. Belki bağlantı
bağlantısı olmayabilir ama 2017 yılında bir gazete haberini okuyorum. 2017 yılı. Çok yakın bir tarih. Mersin'in Tarsus ilçesi. Bu arada Tarsus, geçen videodan da hatırlarız, Pavlus'un yaşadığı yer. İsa'nın havarilerinden Pavlus'un yaşadığı yer ve Barnabas'ın İncil yazı Pavlus'a verdiği yer. Yani belki de Barnabas İncil'in nüshalarından birisi Tarsus'ta diye bırakmıştık geçen videoda. Şimdi gazete haberine dönüyorum. Diyor ki gazete haberinde, Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondunun bahçesinde özel harekat polisleri gözetiminde bir yıl süren esrarengiz kazı 4 Kasım 2017'de bitti. Yani bir yıllık esrarengiz bir kazı var. Polis kontrolünde yapılıyor. Tamamen gizli saklı. 2017 yılında bu kazının bittiğini biliyoruz. O dönemi yaşadık. Az çok hatırlarsınız belki. Çok gündem olmuştu. Ama kazının neyle ilgili olduğunu hala bilmiyoruz. Şimdi burada biraz şüpheci davranıyor olabiliriz ama belki de Pavlus, Barnabas İncil'i, Tarsus bağlantılarını yaparsak belki de bu kazıda o İncil arandı veya belki de bulundu. Bilmiyoruz ama bu da bir konu aklımızda olsun. Yani bunu düşünmeden edemiyoruz, öyle diyelim. Şimdi bir de işin dini bir boyutu var. Bu tamam inançla ilgili bir şey. Şöyle, ahir zaman dediğimiz dönem, yani Müslümanlara göre kıyamet öncesi dönem, ahir zaman dönemi, İsevilerle, gerçek İsevilerle, gerçek Müslümanların birleşeceğine inanılıyor. Birleşecekler, ortak bir inanç olacak belki de ya da ortak hareket edecekler. Ve Mesih, beklenen kurtarıcı Mesih gelip bu birlikteliğin başına geçecek. Ve böylece dünya hakimiyeti sağlanacak ve dünya bu dönemde mutlu ve huzurlu bir yer olacak diye böyle bir inanç var. Barnabas İncil'i ile bunun ilgisi var. Barnabas İncil'i belki bu birlikteliği sağlayabilir. Yani gerçek İseviler dediğimiz kişiler Barnabas İncil'ini okuduktan sonra gerçek İseviliği kabul eden Hristiyanlar olabilir. Bunlarla Müslümanların birleşmesi gibi bir durum belki söz konusu olabilir. Birleşmeyi kolaylaştıracak mevzu şu. Daha önce de bahsettim. Barnabas İncil'inde Hazreti İsa'dan peygamber olarak, insan olarak bahsediyor. Bir. İkincisi de kendisinden sonra gelecek peygamber, yani Hazreti Muhammed'den çok ayrıntılı bir şekilde bahsediyor o kitap. Dolayısıyla Barnabas İncil'ini okuyan bir Hristiyan Hazreti Muhammed'e inanması gerekir gibi bir bilgi karşımıza çıkıyor. Belki de bu, dediğim gibi, İsevilerle Müslümanların birleşmesini sağlayacak bir neden olabilir. Dediğim gibi bu inanç kısmı, inanır inanmazsanız bu size kalmış tabi. O yüzden şöyle bitirebiliriz mevzuyu. Barnabas İncil'i bir gizem, bir sır olarak günümüze kadar devam ediyor. Ama bu sır böyle gizli kalmaz, bir şekilde ortaya çıkar. Çıktığında neler olur hep beraber onu göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.